Hakan Bey'i arıyoruz. Bayağı bir gizem var, bayağı bir gizem yani. Değil mi? Efendim? Merhaba, Hakan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim, buyurun. Ben sizi bir televizyon programından arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. İsmim Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım, buyurun. Hakan Bey, bilmiyorum programımızı hiç gördünüz mü, görmediniz mi ama bizde size ait bir emanet var. Biz o emaneti size ulaştırmak istiyoruz. Yani nasıl bir emanet? Nereden geldiği konusunda bilginiz var mı? Nereden geldiği konusunda evet bir bilgimiz var ama bunu biz size söyleyemiyoruz. Ama emanetin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Sizin yakınınızda bir araç var. Siyah bir midibüs. Görebileceğiniz bir noktada sizin. Çünkü bir tane evdeyim şu anda. Evdesiniz, evet. Ekibimiz de orada çünkü. Ha, tamam, siyah bir araba herhalde. Evet, siyah bir midibüs. Üstünde Bir Şansım Olsa logosu var. Tamam, gördüm, evet. Tamam, sizden ricam araca gelmeniz, aracın içine girmeniz. Ondan sonra sizi tekrar arayacağım ben. Peki, tamam. Ekibimiz zaten haber verir sizin araca bindiğinizi. Tamam. Tamam, peki. Arayacağım sizi, sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Aa, kabul etti hemen. Monis bir ses gibi değil mi böyle? Neyse, gidiyorum yanına. Gizemli adamın. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Konuştuk Hakan Bey'le. Evet. Evet, aracımıza biniyor şimdi. Öyle mi? Evet. Güzel. Birazdan konuşacağız. Şifreyi göndereceğim ona. Kasayı açacak, artık ne bıraktıysanız ben de bilmiyorum, göreceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim size. Siz bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz ki ben size nasıl yardımcı olacağım? Ayşegül Hanım, şöyle anlatayım. Çok kısa olarak anlatmaya çalışayım. Biz çok iyi 3 arkadaştık. Üç arkadaş yani eşim Zeynep ve Hakan. Yani ben üçümüz çok iyi arkadaşlık lisede. Okul bittikten sonra Hakan'la Zeynep birbirlerini seviyorlardı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Ve ben de Zeynep'e aşıktım ve açılamadım ben Zeynep'e. Ve bunu söyleyemedim. Nişanlanma kararı... Ya korktuğum başıma geliyor bak. Tahmin ettim az çok, evet. Nişanlanma kararı alıyorlar. Nişan günü ben size anlatamadığım o kötülüğü yapıyorum ve onları ayırıyorum. Onları ayırdıktan sonra ben amacıma ulaşıyorum. Nasıl ayırdınız? Anlatmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Yani bunu gerçekten anlatamıyorum. Yani çok zorlanıyorum ama bir şekilde kendisini anlatmayı çok istiyorum. Söylediğim gibi biz çok iyi arkadaştık. Fakat ben sevdiğim kadını kazanmak adına en yakın arkadaşıma kötülük yaptım, kötülük ettim. Ben amacıma ulaştım. Evlendim. Sevdiğim kadınla evlendim. Ayırdınız onları. Ayırdım, evet. Zeynep Hanım'la siz evlendiniz. Evet. Ve sonrasında ne Zeynep mutlu olabildi ne de ben. Bir mutsuzluğun üstüne kurulan yahut yıktığın bir şeyin üstüne kurulan herhangi ne olursa olsun sağlam olmaz. Olmaz. Evet. Daha sonrasında mutsuz olduk. Yıllar geçti. Eşimi kanserden kaybettim. Allah rahmet eylesin. Kendisi meme kanseriydi. Tabii ki geç fark ettik. Ondan dolayı tedaviye geç başlamış olduk. Son zamanlarında işte kemoterapi görüyordu. Ve artık halsizleşmeye başlamıştı. Ve bir gün, yine halsiz olduğu günlerden bir gündü, el hareketiyle beni yanına çağırdı. Eğilmemi istedi. Ve bana Hakan'ı çok sevdiğini ve sevenlerin bir gün mutlaka kavuşacağını söyledi. Ve ondan sonra ben Hakan'dan bir kere daha nefret ettim. Çok özür dilerim. Rica ederim. Nefret ettiniz. Çünkü... Hazmedemediniz. Sevdiğim kadının kalbini çaldığı için ondan nefret ettim. Çünkü ben gerçekten aşık oldum. Sizin sevdiğiniz kadın da onu seviyormuş ama. Evet, ne yazık ki öyleydi. Hem kendinizi mutsuz etmişsiniz, hem Zeynep Hanım'ı mutsuz etmişsiniz, hem Hakan evet. Bey'i. Yani... Alt üst etmişsiniz. Alt üst ettik. Ne ben mutlu olabildim, ne Zeynep mutlu olabildi, ne de Hakan mutlu olabildi. Kendi menfaatim için, kendi çıkarım için, kendime ve diğer arkadaşlarımı yakmış oldum bir anlamda. İşte bunun getirdiği vicdan azabı var. Bundan dolayı Hakan'la görüşüp Hakan'dan bir af dilemek istiyorum. Affeder mi sizce? Bilemiyorum ama affetmesini çok isterim. Çünkü inanılmaz bir yük bu. O yüzden başından beri size anlatamamamın sebebi bu aslında. Yani bu yüzden anlatamadım. Gerçekten çok ağır bir yük. Tabii bunu anlattıktan sonra, beni affettikten sonra ben rahat diyebilir miyim? Onu bilemiyorum açıkçası. Bunu eşinizin size ölüm döşeğinde söylemiş olması çok daha acıtıcı bir şey yani. Evet. Aslında Hakan beni affeder mi bilemiyorum ama ben hiçbir zaman kendimi affetmeyeceğim. Çünkü affedilecek gibi değil. Yani çok küçük ya da masum bir kötülük değildi bu. Yani ama... çok büyük kötülük yaptım. O yüzden kendimi affedemiyorum. Ya bütün hayatınıza mal etmişsiniz Ferit Bey. Bütün hayatınıza mal etmişsiniz. Hakan Bey arıyor.